Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün biraz karışık, şöyle hemen yemelik turşu yapayım dedim. Malzemelerimi de hazırladım. Biraz süs biberi, biraz havuç, biraz salatalık karıştırıp hemen yemelik turşu yapacağım arkadaşlar. Arabam geldi. Boş. Arkadaşlar tepelerini şöyle keseceğim, biraz beklediği için herhalde nedense şey, tepe kısımları, sapların olduğu yerler biraz şey olmuş, kimi yeri çürük gibi olmuş, kimi yeri daha hala öyle duruyor. Ben şu tepelerini şey yapayım, hemen daha iyi. Selamun aleyküm, kolay gelsin, hayırlı işler. Bol kazançlar. Sana da bol kazançlar. Yapıyoruz. Turşu yapıyor. Pilav pişirip yanında yiyecek. Saplardan mı kopalım? Kimisi şey olmuş oğlum, çürümüş, kimisi de şey olmuş. Sağlam kimi, çürümüş kimi ne kimi. Ben de aynı çamaçuklarını kesin. Kesin de. Yo. Ne yaptın, geldin mi Mevlüt lahmacun? He? Geldin mi Mevlüt lahmacun? Yedi. Geldi ama yedi olacak. Yedi de mi olacak? Kaç arada sürer oğlum? En fazla yarım saat veya 45 dakika. Ben gider. Mustafa. Hadi. Sizler ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz epeyden beri? Biz köyde, aslında biz köyden geleli biraz fazla oldu arkadaşlar. Çünkü köyde video çekme çok, nasıl diyeyim, çok. Her şeyde hani çekebiliyorsun. Ama burada bir şey olmadığı için burada çekemiyorsun. Orada mesela yemek de yapıldı, bahçeyi de gösterdi çocuklar. Ne bileyim, her türlü şey, sabah kahvaltısını da çekiyorlardı. Her türlü video çektik orada. Burada çekim az oluyor. Yani bir sabah kahvaltısını zaten acele acele hani şey yapıyor, hazırlıyor. Orada erken yatıp erken kalktığımızdan dolayı. Onun için burada sadece akşam yemeğini, bir de böyle arada şeyler, temizlik de artık hiç yapasım gelmiyor. Yani yapasım gelmiyor derken yapıyor temizliği tabii ki de, çekesim gelmiyor. Onun için ancak bu kadarlık. Geldiğimizde fazla videom vardı. Tabii ben başımı kaldıramadığım için birkaç gün video çekemedim. Ondan dolayı videolarımız azaldı tabii ki. Bugün biri baktım yoruma yazmış. Demiş ne demişti? Ne demiştir Meysa? Ne? Bugün kadın yoruma yazmıştı ne? Ha, biri demiş ki ne? Yoruma yazmış, çocukların kanalına yazmış ama. Bunu bazen Sevap bacım diyor ki ne, ben niye görmüyorum bunları diyor. Hani gördüğü zaman cevabını veriyor. Mustafa'ya çalışmıyor diyenler de Mustafa çalışıyor, Mustafa çalışmıyor diye çocuk hiç mi istirahat etmesin? Köye giderken mecbur istirahat etti. İzinli gününde bazen o izin yapıyor, Abdullah şey yapıyor, gidiyor. Fırın karşımızda zaten, istedikleri gibi eve gelip gidiyorlar. Bir demiş ki ne, bu Fatma da demiş hiç gülmüyor demiş. Köydeki videoları geri çocukların kanalına attıydım ben. Video yok diye. Bu Fatma da demiş hiç gülmüyor demiş, hanım demiş. Ondan sonra altına birine, altına da biri yazmış demiş ki ne? Dört kişilik ailenle demiş, aylarca demiş. Kalırsa demiş. Dört çocukla mı demiş, dört kişilik mi demiş işte. Kalırsa demiş, kimin yüzü güler demiş. Yüzü gülecek hali mi kalıyor demiş. Bunlara demiş bir tane hizmetçi tutmak lazım demiş. Aşçı tutmak lazım demiş yemeklerini pişirmek için. Çok şükür biz öyle sığır gibi yemek yemiyor.
Ben yaptığım yemekler tencerede çok gözükebilir ama normal tencerede ben yemeğimi yapıyorum. Size büyük gözükebilir. Kamera her zaman için bir şeyi büyük gösterir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bunu ben ilk bilmiyordum. Televizyonda bir programı izliyordum. Oradakiler dediler ki hani orada bakıyorum koca koca. Hani biz bakıyoruz koca koca ama oradakiler dediler ki kamera her zaman için büyük gösteriyor. Onun için lütfen kötü yorum yazıp da şey yapmayın. Fatma'nın her zamanki hali. Fatma o kadar ben köye gittiğimde hep video çekiyorum. Hangi bir gün yüzü güldü ki bu sefer yani Gülsün? Normal hali. Her zamanki hali öyle. Fatma önceki videolarıma, kışınki videolarıma da bakın. Bahim orada yüzü gülüyor mu? Orada da aynı yani. Değişen bir şey yok ki ne. Fatma'nın duruşu öyle. Ben anamın evi. İstediğim gibi giderim, istediğim gibi gelirim. Kimseye de ilgilendirmez. Ben orada topu topu kaldığım 10 gün. Aylarca da kalmıyor. O gün de ben yine söyledim. Eskiden eşim göndermiyordu çocuklar ufakken hasta oluyor falan diye. Kardeşim ufaktı, motoru falan da yoktu. Şimdi mesela kendi çocuğu var. Yeğenimiz özlüyor ister istemez. Senin ailen seni kabul etmiyorsa o ayrı mesele. Senin anan baban seni isteyip de seni kocan göndermiyorsa ayrı mesele. Benim anam istiyor beni. Kardeşim de gelme demiyor. Biz çocuğun özlemine de dayanamıyor. Çok seviyor. Onun için kimse karışmasın benim ailemin şeyine. Hiçbir her şey bitti. Benim aileme gidip gelme mi kaldı? Ona mı karışıyorsunuz şimdi de? Ben yememe de içmeme de salak değilim o kadar da ben orada yiyip içip de ondan sonra çekeyim geleyim. Tabii ki ben de ihtiyaç karşılıyorum orada elimden geldiği kadar. Onun için ama sonra ben de cevap verdim işte. Sonuçta demiş 4 kişilik ailesiniz demiş. Videolarından belli demiş. Ne kadar kaldığını demiş. Ben ona yazdım. Benim 10 tane videom hazırda vardı dedim. Ben erken geldim. Her gün birini attım. 10 gün. Ben kaçında geldi kız biz ayı? 20 Ha, kardeşim gitti 3 gün sonra da biz geldik değil mi? Evet. He, kardeşim ayın 17'sinde gitti. He, 19'unda falan geldik. 19'unda da biz geldik yani. Biz geleli 10 günü geçmiş. Ben 10 gün yine onun adı 4. günü gittim. Bayramın 2. günü gidemedim. Bilet bulamadım. Ha biz de pazartesi gelecektik. 17'sinde o gitti, 18'inde de biz gelecektik. Bilet bulamadık. Aradık dediler seferler dolu. Seferler dolu olduğu için bilet yok. En sonunda artık çarşamba gününe işte bilet aldık. Ta geçen çarşamba, bu giden çarşamba değil, ondan önceki çarşamba. Bileti aldık ama dedi eskiden koltuklarımız yan yana oluyordu. Şimdi ayrı ayrı vagonlarda olduğu için mecbur onu kabul etmek zorunda kaldık hani. Ne kadar orada kalsak tam kalsak iyi ama adam evde tek, çocuklar sıkılmaya başladılar belli bir şeyden sonra. Evde internet var, oyun oynuyorlar, hele bilmem ne yapıyorlar, orada internet mi var? Orada belli bir internet var, ondan sonra internetleri bitiyor, öylece kalıyorlar. İşte ben de geldim geleli hastaydım başımın ağrısından. Nazardan mı oldu tansiyon? Tansiyonum 13'e 9 çıkıyordu. 12-8 çıkıyordu. O civarlardaydı. Ama neden öyle kaynaklandı ben de bilmiyorum. Çok şey oldu hani. Kafamı kaldıramadım böyle ya. Ben dedim kesin dedim. Ben dedim de bu sefer gideceğim dedim. Yani o derece kafamı kaldıramadım. Hastayım. Hastaneye de gidemiyorum korkumdan. Dediler korona çoğalmış, herkes hasta. Onun için gitmedik de öyle kaldık. Araba da yok hastaneye gidecek, çok uzak. Ondan sonra artık çok şükür yavaş yavaş geçmeye başladı. Onu devirin şimdi. Eğilerek geç. Daha beni tanımıyorsun babuş.
Vallahi arkadaşlar çok sıcak hava. Her yerde varmış bu sıcaklık. Annemle konuştum. O da diyor kızım diyor burada diyor öyle diyor sıcak diyor. Yavrum diyor burası sıcaksa diyor sizin ora nasıl diyor. Dedim nasıl olsun vallahi ana. Sıcak hava. Yanıyor. Anam bizim evimiz ev üstü de çünkü o olduğu için yönü de ters kuzeye bakıyor. Tam daha beter sıcak oluyor. Millete geçen şu karşı binaya gittik. Misafirliğe kadın işte onlar 3 kere geldiler bize. Tabii ki video çekemiyor onlar kapalı oldukları için. Video çekemiyor. Dedi ki ne bir dahakine dedi biz gelmeyiz dedi. Ben dedim niye dedim? Dışarıda oturduk semaverde çay içtik bir keresinde. Poğaçam yap dedim anam ne yap dedim. Öbüründe de börek yapmıştım böreğe denk geldiler dedi. Dedi ki ne bir dahakine dedi biz gelmeyiz dedi. Ben dedim niye dedim? Bir dahakine dedi sizi bizim oraya bekliyor dedi. Biz dedi iki oldu dedi geliyor dedi. Bu sefer de dedi siz gelin dedi. Neyse o gün eşime de söyledim dedim karşıya gidelim mi dedim. Gidelim dedi. Haber vereyim dedim. Kadın evde olur olmaz onun için. Abdullah gitti de söylemeyi evde yokmuş ilk önce. Sonra orada oğluyla oturmuş işte büyük oğlu var. Meksana yaşlı oğlu var. Oturmuş. Beklemiş orada. Demiş böyle böyle. Ondan sonra demiş gelsinler demiş. Tamam dedik. Gittik. Ay ne güzel buz gibi esiyor. Oran. Karşı birinci kat mesela. Buz gibi esiyor ne güzel püfür püfür. Çayımızı içtik. Elin artı arkasından dondurma çıkarttı kadın. Dondurma yedik. Tabi bana dokunduğu için fazla ben şey yapamadım. Hemen yedim ama o sefer dayanamadım. Yedim ama bana fazla yaramıyor şey dondurma keçi sütüyle olduğu için. Şöyle dedim bari biberleri içine atarım acısı çıkar. Havuçla salatalı da dedim doğrarım dedim içine dedim. Değişik bir kışa kadar yani kışa kadar olmasa da en azından turşular yapılana kadar bizi idare eder yaparız. Ondan sonra şey çıkar lahana turşusu yaparım karışık. İsteyenler de var. Onlara 5 kiloluk bir donları yaparım leğenden yapacağım zaten büyük leğenlerine. Onlara 5 kiloluk bidonlara şey yaparım. Geri kalanında da bize olanları da 10 kilo bidona. Birini annemgile götürürüm gene kışın gidebilirse. Geçen sene götürdüm 10 kiloluk bir bidon. Ha bir kere bir ilk gittiğimde 5 kiloluk bidon götürdüm. Annemgile karışık turşu. Onu Fatma çok sevdi. Abla dedi hatta dedi abla dedi parasını dedi vereyim de dedi bize de dedi yap dedi. Ben dedim ne parası dedim aramızda paranın lafı olmaz dedim. Bir de ayrıyeten 10 kiloluk yaptım. Onu da götürdüm. Onda kardeşim suyunu çok hoşuna gidiyordu. Onu kırmızılı yap dedim. En son yaptığımı kırmızılı yap dedim lahana. Yine karışık havuç falan, biber falan. Evde süs biberi vardı. Ondan karıştırdım içine. Kardeşim turşu suyunu şey yapıyordu. Hani şalgamlı gibi olduğu için suyundan koyuyordu, içiyordu. Biraz da turşuyu da sulu getiriyorlardı. Öyle suyunu içiyorlar, hoşlarına gidiyor. Ekşili ekşili güzel oluyor. Daha turşulara da erken yapabildiğimizi yapıyor. Yapamadığımız da şey yapamıyor. Adana bölgesinde aslında süs biberi falan böyle çok şey oluyor hani. Güzel oluyor. Ama gel gelelim ki ne? Taze güzel bulup da almakta yani. Bazen getiriyorlar kart kart böyle bayat. Koca koca. Antep'te de benim yengemkin şu dolmalık biber var ya arkadaşlar. Onlarla yaparlar. O da çok güzel oluyor. Bak onlarınkini. Bir de özelliğini şey ne onun adı? Suyu dupduru. Böyle dolmalık biberi ikiye yarıp atıyorlar. Suyu dupduru. Çok güzel. Yengem yapar bidonlarla şöyle şöyle bidonlarla yapar. Kış boyunca yerler. Hiçbir şey dolmuyor maşallah.
eskiden bizim köyde ekmek yaparken böyle hangi turşu olursa olsun fark etmez. Ekmek, yufka ekmeği yaparken, ay ayağım uyuşuyor benim. Yufka ekmeği yaparken turşuyu getirirlerdi böyle pişirenin falan yanına. Hemen bir tane bazlama yaparlardı acıktıkları zaman. Öğlen yemeği ayrı zaten, sabah bir şeyinde. Acıktıkları zaman bir bazlama yaparlardı, turşuyu da arasına dürüm yapıp yenilerdi. Çok güzel oluyordu acılı macılı. Evimizde çok şükür yemeğimizi de yapıyor, turşumuzu da yapıyor elimizden geldiği kadar. İlk sipariş böreğimizi yaptık arkadaşlar. Ondan sonra çok beğendiler. Çok hoşlarına gitti. Bu anam demiş, biri yazmış. Demiş bu kadar yağ kullanılır mı demiş, hele demiş sıcakta demiş adamı hasta etti. Böreğin özelliği öyle, yapacak bir şey yok, sipariş böreği. O an bir de hamuru arttı bir tepside, ben kendimize yaptım. İçini hazırladım zaten, hamurunu bilerekten fazla yoğurdum. Onların içi ayrıydı, benim içim ayrıydı. Onlarınkini yaptım hamurdan, ilk önce onlarınkini yaptım, sonra bizimkini yaptım. Piştikten sonra aradım, dedim gelin dedim böreğiniz hazır dedim. Getirdi, tepsi getirmiş adam. Ondan sonra tepsi de geri teker teker dizdim. Alın götürün dedi. Çok da beğendiler. Onun özelliği öyle zaten, gıyır gıyır ağzında olması için yağda olması lazım. Hani yağla mesela şey yapıyor, açıyor. Elinde açıyor onu. İlk önce beze yapıp şöyle tabak kadar açıp açıp yağlıyor. Yağlayıp koyduktan sonra zaten videodaki gördüğünüz gibi hamur malzemesi de aynı bildiğiniz poğaça malzemesi gibi, yumurtası, yağ işte, ondan sonra maya, süt, bunlar yani. Güzel oluyor yani, ne bileyim, ikramlık güzel. Mesela kışın hani yapıp da biraz fazla da dolaba koyup mesela ister çıkarttığında pişir, ister pişir öyle koy, güzel olur. Ana benim de ayağım uyuşuyor. Ayağımı uzatıyor. Öbür ayağım uyuşuyor bu sefer de. Bir de bu çıktı. Allah sevdiği onun da derdi çok verilmiş. Demek ki Rabbim bizi çok seviyor. Baş ağrısı sıcaklardan da olur diyorlar arkadaşlar, gerçekten havalar çok sıcak, aşırı derecede. Anam da bugün anamla konuştum, aman kızım sakın ha diyor, etmet diyor pişirip de diyor yemeğin ha diyor. Ben de niye der dedim, sizin etiniz diyor çok yağlı diyor, onun için diyor etmet pişirip yemeğin sıcakta dokunur diyor. Güzelce temizledik arkadaşlar. Bir de şu topak biberler var, onlar da çok güzel. Onlar da çok güzel turşusu oluyor. Geçen sene ben ondan doğradım, koydum. Dolaba koydum, turşusunu yaptım. İyi ki daha dolaba koymuşum. Kışın biber alamadık, birden pahalandı. Hep biber ondan kullandım mesela. Bir de şey, ne olmadı? Bir iki poşetim var daha. Onlar da vallahi çıkartmadım. Dedim bunlar dedim dursun dedim. Her ihtimale karşı. Ne olur ne olmaz. Birden pahalanır. Yine alamayız. En azından çocuklara kızartma mızartma yapmayı iyi olur.
işte şey olmuş olsa, hani ucuz olmuş olsa kavanozda yapılıyor, çok güzel oluyor. Onu Abdullah çok seviyor. Közlüğün güzelce içine bazı şeyler de katıyorsun gene. Patlıcan, matlıcan, her şeyi katıyorsun, közleyip güzel. Babamış gibi yapıp dolaba koy, şeyi kavanozlara sıcakça koyuyorum. Ağzını kapatıyorum, ters çeviriyorum, bekletiyorum. Ben geçen sene miydi? He, geçen sene 3 kavanoz mu ne yaptıydım? Böyle acele acele yapıyordum ama biber çok acıydı, ben öldüm böyle. Sabah kahvaltıda ne çıkartmıyor, çok güzel oluyor. Hiçbir şey bulamazsan onları çıkart ye. Onu çıkart mesela, peynirin varsa peynir. Aslında her şeyin iş yapacağım, ayarlayacağım arkadaşlar. Yazdan koyacağım dolabına, kaşından ne güzel çıkartıp rahat rahat yiyeceğim mesela. Millet yazdan peynirini alıyor, hani şeyini, ne onun adı, turşumu murşumu her şeyini yazdan yapıyorsun, kaşınca rahat rahat yiyor. Bizim burada peyniri alıyorlar yazda, getirip burada şey var, soğuk hava deposu var jandarmanın orada, oraya koyuyorlar, kaşında çıkartıp götürüyorlar mesela. Otlu peyniriymiş, ötekiymiş, berikiymiş, iyi oldu. Biz de bu sene bir bidon yaptık otlu peynir de. Dur bakayım. Yani bir bidon derken şöyle 5 kiloluk. 5 kiloluk koyun peyniriyle yaptım ben. Koyun peynirini ben çok seviyorum. Biraz yağlı ama olsun. Kışını yiyoruz. Hiçbir şey bilmiyorsan, hiçbir şey bulamazsan çemende yapacağım inşallah. Çemenle beraber yaptığım zaman şey olur. Kışın çayın yanında onları yerim. Arkadaşlar biberimi temizledim. Sağ sakladı. Hayır kalmayın ki, ne baksana. O gün aldım pazardan. Şöyle sileyim de. Arkadaşlar biraz yamuk yumuk olduğu için uygun aldım. Güzel ama. Aslında şeyin turşusu çok güzel oluyor. Şu konşon var ya, onun turşusu çok güzel oluyor. Yani geçen sene 5 kiloluk yaptım. Bir bidon sade onu yaptım. Dedim Rümeysa hani Rus salatası ne yapacağız ama onu doğrar içine. Onu yaptım. O şey oluyor, güzel oluyor. Eşimin çok hoşuna gitti. Bir de küçük küçük hemen ağzına atıyorum. Bir tane havuçtan göstereyim arkadaşlar size nasıl yapacağımı. Onu da görün. Kadın getirdi arkadaşlar. Arasında hamurlar. Kadın getirdi. Bunu var ya, bana satana kadar 40 tane takla attı. Rende diyor. Kız annem bunu mu nereye rendesi dedim. Bu rendeye benzer bir yanı yok dedim. Patates getir göstereyim. Patates yok evde dedim. Elma da mı yok? Yok elma dedim. En son
sonunda artık dedim hadi bari alayım da vurgulayayım. Evet böyle şekilli şüküllü oluyor arkadaşlar bakın. Arkadaşlar malzemelerimi doğradım. Tabi bu arada parmağımı da parçaladım. Aman elimde kepçeğini yaptım. Rümeysa şu havuçları iri iri doğruyordu. Ben de dedim ki ne öyle iri iri doğrama dedim. Ufak doğra dedim. O da şey yapmadı. Şöyle parmağımı göstereyim. Şuradan şöyle kestim arkadaşlar. Şöyle. Biraz benim telefonum antrikli olduğu için tam net göstermiyor. Şöyle biraz iri şeyleri net gösteriyor da peçete şöyle kan oldu zaten. Bastırınca da ağrıyor. Artık böyle bununla idare edeceğiz. Bidonumu getirdim 10 kiloluk. Şöyle şey tas. İçine 3 yemek kaşığı limon tuzu koydum arkadaşlar. Biraz su doldurdum. Arıtmadan evet. Aldım suyu. Ondan sonra bir buçuk su bardağı kaya tuzu kullandım. İçine de şimdi biraz sirke. Gel sen şunu dükkan. Şey koydun mu? Ne bu? Ne? Turşu kur. Ha. Bir dakika. Kısım. Saniye işliyor mu? 26, 27, 28, 30. Merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti ümmetim ve sizlerin ve bizlerin üzerine olsun. Rabbim kimin ne sıkıntısı varsa hayırlısı gidersin. Gönlünüze, gönlümüze göre hakkımıza, hakkınıza hayırlısı nasip etsin. Gönlünüzden ne murat geçiyorsa Mevlam hayırlısı gidersin. Hastalığa hayırlı şifara versin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. Sözü Zehra Hanım'a bırakıyorum. Evet. Söz bu şişenin, size. Bu şişenin bu kaç litre? 2 litre arkadaşlar. Yarısını boşaltıyor. Ne sirkesi o? Yarıdan fazlasını boşaltmışım. Bir şey olmaz. Zaten üst tarafı şey onun. Sarımsak atmıyor musun? İçinde sarımsağı. Yani ben de öğrenmişim değil mi şeyler? Kaya tuzu vardı ondan kullandım arkadaşlar. Öbür tuzdan yoktu. Evet iki tane iki paket vardı. Zeytin için almıştım. Neyse yarın çarşıya sana 5 kilo alayım. Öbüründen mi? Maşallah bize toz yetmiyor ya. Tuz yetmiyor. Yemeklere falan da kullandığımız için kalmıyor. Torbada vardı. Torbadaki de bitti. En son kurbanda iki tane aldı Abdullah derileri tuzlamak için. Onlar da bilmedi. Abdullah birden döktü. Birini bir deriye birini döktü zaten. Öbür Allah İsmail hocamın şeyine de öbürünün yarısını döktüler. İçinde erir aşk o. Erimiyor. Zonun erir. Şöyle bir mantusa getirdin mi? Duzlu oluyor o zaman. Belli bir yeri duzlu oluyor. Belli bir yeri duzsuz oluyor. Ooo yanaman aman 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 aman. Evet arkadaşlar yakın çakır. Yakın çekim. Şimdi içinde ne var? Havuç, salatalık, biber, sarımsak. Bunu hemen yemelik yaptım. Böyle bu sene lahana turşusunu biraz fazla yapacağım. Çünkü isteyenler de var. İzzet abi falan isteyecek. Çünkü o dedi geçen sene yaptıydım ona. Dedi seneye hemşerim dedi. Yok hemşerim. Maraşlı dedi. Seneye getiririm dedi yine dedi. Parasını verin dedi. Sen al dedi. Yap dedi. Geçen seneki yaptığımı çok beğenmişti. Anda lahana çıkmadı ki. Daha erken ya. Bence Eylül'de geçer, Ekim'de falan. Eski ev sahibimizin oğlu. Evet. Arkadaşlar. Çok
bizim için. O da abisi de öyleydi. Abisi rahmetli oldu, Metin abi zaten. Vur 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 vur. Ben olsam var içine gider tepelerim ha. Ha gir de tepele hadi. Otursun diye. Leyla'nım, durgun duruyorsunuz. Parmağımı kestim. Allah Allah, bir şey olmaz ya. Ne dedin? Parmağını kesti ne dedin? Bir şey demedim, ah dedim. Parmağın kesildiğinde, yani musibet olduğundan inne lillahi ve inne ileyhi raciun. Allah'ım her şey senden. Anladın? Yani ölüye dair musibette dedi. Anladım Hacı abi, sağ ol. Ne de ben sana abin derim ki, ben senin aslan parçanım. Bir daha bir de gülele. Bir daha gülele. Para vereyim gül. O bir anlıktı. Para vereyim gül. Gülme sen, gülme. Ağlarım, sızlarım. Valla ben 15 kilo olay yapacaktım ama iyi ki de 10 kilo olay yapmışım. Yok. Doğru. Eğer tüm koysaydım 15 almazdı. Kiloluk şey yapardı, dolardı. Doğrayınca tabii ki ufaldılar. Ne güzel işte. Doğrayınca daha iyi olur. Şöyle bir tane hıyar gitmiş. Gitsin. Mevlam sevdiğim kuluma musibet veririm diyor. Ona imtihan ederim diyor. Sabır mı edecek, isyan mı edecek? Aynı anda sabrederse mükafatı kazanmıştır. İsyan ederse Allah muhafaza. Onu da lençen içine koy yavrum. Bir onu. Yapacağım zaten. Yani var ya. Gel seninle turşu şikayeti bırak yavrum. Şeyde şu ırmağın orada hani bir tane kafe var ya. Kırpız? He. Oraya o sene Merve'nin arkadaşının annesi işletiyordu. Ondan sonra o bıraktı mı kiralı şey yaptı mı ne olduysa bilmiyorum. Ondan sonra şey şurada Çiğdem var bir tane. Neyse. Onun kocası işletiyor. Ben dedim ki ben oraya işletsem diyorum. Ooo diyorum. Börekler, çörekler, şeyler, pizzalar, çeşit müsaade falan. Vallahi anne ha diyor, iyi diyor, güzel diyor, şey yaparsan diyor vallahi diyor. Bize vermezler ki orayı. Kiralıyorlar oraya da. Kiralıyor işte ihale usulü belediye şafi de işte belediyede anla işte yani. Her belediye her şey kendi yandaşlarına veriyor yani. Valla öyle bir şey olmuş olsa iyi olur mesela hani tam YouTube'u gene işletmeye işletirsin. Ama oradan da mesela fazlasıyla hani şey yapar ama tutturabilirsin tabii kazanırsın. Tutturursun. Hamurun hazır olacak. Mesela sıcak gözleme çayın yanında. Antep'te arkadaşlar adım başı gözlemeci. Adım başı gözlemeci. Fıstıklısı, cevizlisi ne ararsan. Fıstık mı ne fıstığı? Antep fıstığı. Ha, öyle de işte. Fıstık deyince. Abim gelin vardı lokantaları. Kapattılar sonra. Ondan sonra yapıyorlardı onlar. Üstüne bir de Antep fıstığı geriye geliyorlardı. Bismillahirrahmanirrahim benim elimde adına namı yani. Allah'ın ağzı adıyla yemeği nasıl böyle. Amin, amin, amin ecmain. Sevdim seni. Artarsa başka bir şey de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir şişenin veyahut da bir kavanozun içine koyuyorum. Ben öyle yapıyorum. Kola şişesinin içine koyuyorum. Bekler güzelce. Biraz. Ondan sonra şey yapıyorum ne onun adı duruyor. Başka bir turşu da bir daha kullanıyor. Tamam tamam o gitti vurma gel var mı o? Yok yok gidiyor. Su su gider su gider canım. Köpücükler gidiyor. Sen vuracak köpücük yapar. Aradaki boşlukları şey yapıyor. Azaldı su. Ben sana dedim tepeleyim dedim sen bırakma. Tepelesen böyle olmaz işte yani tam otururdu. Giriyorsa ayağımda pelin hadi ya. Ayağıma giriş hatta elime tepecektim ben. Ezilir öyle bir şey. Bir şey olmaz. Sağ taklarım önce çıkardım. Benim elimin bereketi içine girsin. Ha. Biraz daha koysana su. Yeter su. Suyu fazla olsun ya bunun üstüne çıksın. Taşıyor taşıyor. Daysın bir şey olmaz. Üstüne çıkamayacağım bunun. Plastik var daha çıkmacada.
Bismillahirrahmanirrahim. Taştı bile zaten. Tamam taşsın. Oo. Bereketli olsun. Kapakta kırık mırık yok değil mi? Yok. Bu 10 güne kadar olur arkadaşlar. Benim izlediğim bir usta vardı. İsim vermeyeceğim reklam olmasın diye. Usta dedin işte gel bildi. Neyse. Usta dedin. Ama kaç tane usta var? Vay yok ben anladım ustayı. He. Arkadaşlar o diyordu ki ne? Kamyon şoförü. Kamyon şoförü, tır şoförü. De. De kamyon şoförü, tır şoförü. Tamam neyse eskiden öyleymiş. Şey söyle. He. O diyordu ki arkadaşlar bir turşuyu yaptığınız zaman da her gün veyahut da bir gün durunca bir gün kapağını açın. Havasını alın. Havasını alın geri kapatın. Hani İçindeki... turşunun daha çabuk olmasını istiyorsanız. İçindeki asitleri falan hepsini o anda şey yapıyormuş arkadaşlar öyle. Ben gerçekten de denedim. Ben zaten onu her şeyini deniyorum. Dört dörtlükte her şeyi tutuyor. Şeyde de oluyor hatırlıyorsam zeytinden mesela. He. Ben, bana, aynı. Bana açtırmıyordun. Salambura zeytinlerinde ekseri. Ben onun her şeyini denedim. Her dediği şeyi deniyorum yani. Hala da deniyorum. O gerçekten tarifleri bire bir tutuyor. Aynısını turşuda denedim. Turşu daha çabuk oldu. Çünkü turşuyu ilk açtığınız zaman da farklı bir tadı oluyor. Gün geçtikçe açıp kapanıyor ya hani. Açıp kapandıkça farklı bir tadı oluyor arkadaşlar. Oksijenlendiğinden dolayı. Arkadaşlar benim turşum böyle. Bugünlük videom da bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Güle güle.